Merhaba, bir süredir yapmış olduğum bir konsept var biliyorsunuz ki önümüzdeki show, Raw, Smackdown, AEW, herhangi bir pay-per-view ya da belki başka bir de olacak. Bunu neden izlemelisiniz konseptini ya da neden izlemeliyiz ya da işte burada olabilecek duyurulan bazı şeylere değindiğim bir konsept bu biliyorsunuz ki. Galiba bu Smackdown'da bahsetmemiz gereken birkaç bir şey var o yüzden de bununla ilgili bu tarz bir içerik yapmak istedim. İsterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak buraya koymuş olduğum üzere Becky Lynch ve Sasha Banks mücadele edecekler. Peki bu neden mi? izlemelisiniz bunu. Bir önceki Raw'da güzel olan nadir şeylerden biri Kadınlar Division'ın Bianca Belair, Charlotte Flair. Ya şöyle söyleyeyim size. Şimdi Charlotte Flair baktığınız zaman tamam şey yendi. Böyle rakibi şu anlık böyle şey gibi değil mi? yok mu acaba nedir gibi derken birazcık SmackDown kadınlar potasındaki bu kaliteli isimlerle takılmaya başladı Charlotte Flair. Yani kim var orada? Becky Lynch, Sasha Banks, Bianca Belair. Becky Lynch zaten şampiyon. Bu potalarda takılmaya başladı. Buralara gelmeye başladı. Neden? Çünkü SmackDown'a geçecek Charlotte Flair. Becky Lynch de Raw'a geçecek. Ama hala kemerler Becky de SmackDown, Charlotte'da kadınlar kemeri var. Bu yüzden de birbirler arasında böyle garip bir olay başladı derken hepsine bir yayıldı. Charlotte o yüzden böyle bir uzak kaldı falan. Raw'da Raw'a gidecek olan Bianca Belair ve Becky Lynch özelinde komple şey gittiler. İşte Raw'da birbirlerine mücadele ettiler. Taktik maçı yaptılar mesela böyle. Ama şey gitti. Charlotte Flair birazcık uzakta kaldı. Şimdi işte merak etmeniz gereken şeylerden biri. Benim de merak ettiğim bir şey daha doğrusu. Ya yani benim daha çok merak ettiğim bir şey. Bunu size yansıtıyorum. Becky Lynch güzel bir maça çıkacak. Sasha Banks ve Bianca Belair'e karşı oldu da. Bu da son SmackDown. Son SmackDown olduğu için bakalım neler olacak bunu izleyebiliriz. Sanki bana birazcık Charlotte Flair karışabilirmiş gibi geliyor. Bir şekilde çünkü Becky ile Charlotte e, yani ciddi şekilde birbirinden laflaşmaya başladılar. E böyle bir şeye girildiği zaman da nasıl Raw'da e, Charlotte birazcık uzak kaldı son olaylarda. Sadece Sasha, Bianca, Becky arasında döndü bir yerden sonra maçın sonları yani. Şimdi burada galiba bir Charlotte hamlesi gelir gibi geliyor bana. Bu benim için bir merak konusu. Benim için, izlemek için bir sebep. Geçtik sıradaki olayımıza. Sonya Deville, yanılmıyorsam 13,5 ya da 14 ay sonra, SummerSlam 2020'den sonra ilk defa bir maça çıkacak. Yoksa çıkacak mı? İşte. Bu pek kişinin ilgisini çekecek bir şey değil. Ben sadece bu duyurulan bir olay değil. Şu an bundan bahsediyorum. Naomi Sonya aşırı ilgi çekme sadece Sonya'nın tekrardan bakalım ringde neler yapacak. Bunu görmek benim için güzel olacak. Ama acaba çıkmayacak mı? İşte asıl soru işaretlerinden biri de bu. Acaba çıkmayacak mı? Peki ne olacak çıkmazsa? Birini kendi yerine temsilci olarak seçer mi? Benim yerime o girecek. Bunu daha önce gördük bu tarz şeyleri. Peki bu kişi SmackDown'a draft edilen biri olabilir mi? mesela Xavier Lee falan gibi. Birisi olabilir mi? pushlanması gereken ya puş değil de böyle yeni bir yüz. Bence mantıklı olabilir. Sırf bu bile bence bir merak konusu. Ama Sonya güreşirse merak konusu. Ama Sonya yerine herhangi bir temsilci gelirse yine benim için bir merak konusu. Bu direkt SmackDown izlemeniz için bir sebep midir? Belki olmayabilir. Ama ilginç bir şey gibi geliyor bana. Geldik Crown Jewel turnuvası. King of the Ring'in kadınlar versiyonunun yarı finaline. SmackDown tarafının artık SmackDown tarafının finali. Baktığınız zaman bir NBA playoffları konsepti düşünürseniz bu SmackDown finali. Öteki tarafta Raw finali kazananlar asıl finalde karşılaşacak gibi düşünün. Konferans finali gibi. SmackDown'un finali turnuvanın yarı finalinde Carmelo ile Zelina Vega çok kısa bir süre önce bu ikili bir beraber çalışıyorlardı. E şimdi ne oldu? Şimdi şey oldular. Birbirlerine rakip oldular şu an. Yani bakıyorlar böyle ama. <laughs> şimdi burada birazcık ee, sormamız gereken bir şey var. Bu şu an bu bir tahmin değil ama ya, tahmin gibi olacak daha doğrusu. Tahmin videosu değil ama tahmin gibi olacak diyecektim. Carmela daha ön plandaki bir isim mi? Evet. Zelina Vega finale çıkarılıp orada Shayna Baszler'a falan kaybettirilse ne olur? Bence çok da bir şey olmaz. O yüzden bu maçı hani kim kazanır bence çok ortada bir maç. Her ne kadar Carmela desem de tahmin videomda da Carmela dedim yine Carmela diyorum. Ama yine de ortada bir maç. Bunun sonucunu merak edenler yine SmackDown'ı izleyebilirler tabii ki de. Çünkü sonuçta artık finale adım adım yaklaşıyoruz yani bu turnuvada da. Geldik duyurulan bir olaya. Viking Raiders. Viking Raiders SmackDown'da biliyorsunuz. İşte draft oldular. SmackDown draft peki Viking Raiders zaten. Bu şova duyuruldular. Viking Raiders SmackDown'da gelecek görünecekler. Peki bunun duyurulma sebebi ne? İşte Viking Raiders geliyor. Geliyor. Bu mu? Yoksa SmackDown Tag Team şampiyonları Usolara karşı bir şeyler mi planlıyorlar? Ya da herhangi bir senaryo mu çizecek onlara? Usolara yepyeni bir rakip mi doğuyor acaba adım adım ki Viking Raiders'ı zaten yine birazcık arka planda falan da görmüştük son zamanlarda. Garip şeyler yapıyorlar. Ama tag team olarak beğendiğim bir tag team. SmackDown'da görünecekler. Usolara bulacaklar mı bilmiyorum. Bloodline mevzularına. Ne kadar verimli olurlar tam yine bilemiyorum ama galiba bir şeyleri ufak ufak başlatacaklar gibi geliyor. Tag Team Division'da SmackDown'da zaten fena değildi takımları. Galiba geliyorlar mı acaba? Geçtik. Şimdi 3 tane olay. Bu şimdi 3 tane şeyi sona sakladım. Benim hem merak ettiğim, hem duyurulan, hem acaba neler olacak diye hep kendime sorduğum. 1. King of the Ring finali kim yarı finali pardon. SmackDown finali bana göre. Yarı finali. Finn Balor, Sami Zayn. Finn Balor benim... şu an böyle bak... Mesela demin ne dedik? Carmela ile şeye, Zelina Vega'ya. Çok ortada falan dedik ama bu sefer Finn Balor'la Sami Zayn'in bence çok da ortada değil. Sami Zayn'in finale çıkması bana birazcık saçmalık gibi geliyor. Finn Balor'un finali çıkması en olası şey. Finn Balor'un turnuvayı kazanması en olası şey zaten. King of the Ring turnuvasını. Ortada böyle bir şey varken... Bunu niye izlemeyesiniz ki? Ki ring içi olarak size kaliteli ya. Şu iki adam baktığınız zaman Finn Balor ve Sami Zayn zaten şu an günümüzün tam bir AEW kumaşı vardır ya. İşte indilerde bazı şeyleri başarıp ring içine güreşe daha çok aktif şekilde değer verip çünkü bu doğruya doğru artık. Bunu 50 kere söylememize gerek yok. Bu böyledir. indilerde yetişen ve top seviyelere çıkmış güreşçilerin çoğu ring içinde her zaman daha aktif güreşçilerdir. Bence harika bir ring içi sunuyor bize. Her ne kadar Semizen genel hikayede birazcık böyle mid kart potalarının bile altında takılıyor olsa da ki bence orada hala Finn Balor'la Zayn'in SmackDown'daki yarı finali, King of the Ring yarı finali bence izlenesi bir şey ki en sonunda bir şeyden bahsedeceğim buraya bağlayabilirim. Çünkü birkaç haber okudum. Spoiler olacağını pek zannetmiyorum. Muhtemelen insanların kendi tahminleri. Ha öyle olsa güzel olur dediği şeyler. Onları da en sondaki olayı buna bağlayacağım. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Şimdi bu Crown Jewel'dan önceki son SmackDown. Crown Jewel'dan bir gün sonra yine bir SmackDown'ımız var. <laughs> onu nasıl yapacaklar burada bilmiyorum ama Crown Jewel'da falan ya da ne olarak yapacaklar orada mı olacak onu da bilmiyorum. Sonuç olarak Crown Jewel'dan bir sonraki dönem artık draftlar devreye giriyor. Crown Jewel'dan bir gün sonra artık orası komple değişiyor. Peki bu ne neye sebebiyet veriyor? Bazı olayların gelişmesine sebebiyet verecek. Dominic Mysterio. Semizay'ın bir süredir onun böyle kulağına fısıldıyor. fısıldıyor. Şey bilmem. Falan diye. e Bu SmackDown'da artık Dominic'le Rey, Raw'a geçmeden Dominic'ten bir heel turn görür müyüz acaba? Bak bu benim için merak konusu. Her ne kadar Dominic Mysterio bana göre böyle oyunculuk, rol yeteneği çok üst seviye biri değil. Vasat hatta. Vasatın bile altı olabilir. Benim, benim görüşme göre kişiye göre değişir. Ama bazı şeyler gözle görülüyor. Yani kusura bakma Dominikçiğim. Gözle görüldüğü için hep soru işareti var benim kafamda. İşte bu yüzden de merak ediyorum. Acaba Dominik Hilton olsa babasına karşı mücadele etse, bir şeyler yapsa, babasına ihanet etse ki birbirlerinin arasında böyle bir gerginlik falan var bu aralar. Ne olacak bilmiyorum ama bunu yapın. Bunu yapın. Hatta bunu gerekiyorsa bu SmackDown'da yapın. Neden yapmayasınız? Zaten Rava geçecekler draft sonucunda. Son SmackDown. Onların burada kaldı. Yapın. İşte sırf bu da benim için SmackDown'ı izlemek için bir sebep. Belki de sizin için de olabilir. Değilse ya da böyleyse. Yazın bakalım Dominik. Ha. Şey ayrı. Dominik nasıl performans verir? Olur mu? Uymaz mı? Falan ben bilmem. Ben de bunu sorguluyorum kendimde. Sorguluyorum ama bunu yapın görelim. Olmazsa olmadı deriz. Ha, hoşuma gidiyor benim. Olur mu? Olur. Geldik son olayımıza. Duyurulan bir güreşçi var. Brock Lesnar. The Beast. Smackdown'da ve Crown Jewel'a son Smackdown olduğu için Crown Jewel'da Roman Reigns'le yapacağı muazzam ötesi duyurulan maç 21 Ekim'de saati değişti yanılmıyorsam haberiniz olsun Saati değişti saat 7'ye alındı En son bizim Türkiye saatine göre 8'de başlayacaktı. 21 Ekim Perşembe Bak bunu 50 kere söylüyorum unutmayın diye Çünkü bu seferki Pay Per View Arabistan'da Crown Jewel Ve gecenin ikisinde üçünde değil İnsan gibi akşam saat 7'de 6 dakika off olur. 7'de başlar. Biz buradayız. Discord'da bekleriz. Orada izleyecekler. He, bütün herkes bütün herkes beraber izleyecek orada. Onu izlerken ben Twitch'te yayında olacağım. Twitch'te biz bütün yorumlayacağız bunları. Anlık reaksiyon vereceğiz. Eleştireceğiz. Öveceğiz. Her şeyi beraber yapacağız. Onun da reklamını yapmışken buraya geri dönelim. Franju'la son SmackDown'da Brock Lesnar tekrardan gözükecek. Peki ne mi yapacak? Hemen demin dediğim şey. Bakalım bir King of the Ring finaline bağlayalım dedim. Yarı finale pardon. Hep aynı şeyi söylüyorum. Finn Balor Sami e bağlayalım. Birkaç haber sitesinde şey okudum. Bu muhtemelen oradaki yazarların kendi fantazisi, Kendi şey olabilir yani. Hayal dünyası. Brock Lesnar kendini birazcık daha böyle güçlü, dominant göstermek için Crown Jewel'a kadar niye gidip Sami Zayn'e Finn Balor'u indirmesin orada dedi. Ki Brock Lesnar böyle biri zaten. Kafasına estiği zaman birini indirir takılır. Brock Lesnar'ın face hali bile bu tarz şeyler yapabilir. Ve bu tarz şeyleri yaptığı zaman bile övgü alır seyirciden. Çünkü onun tarzı bu. Face bir güreşçiye heel tarzı hareketler yaptırsanız bile bazen bu tepmez geri. Neden? Çünkü onun rolü budur. Onun tipi budur. Hali budur. Brock Lesnar da bunu yapabilir. Bakalım. King of the Ring finalindeki, yarı finalindeki adamlara bir şeyler yapabilecek mi? Bir şey mi yapacak Brock Lesnar ya da ne yapacak? Çok aşırı büyük bir olay beklemiyorum. Sonuçta bu artık Crown Jewel'da zaten duyurulan bir şey olduğu için. Hatta Extreme Rules'dan önce bile duyuruldu Crown Jewel'da bunlar zaten maç yapacaklar diye Roman'la. E o zaman acaba ne yapacak? Sırf şunun soru işareti için bile. Bence SmackDown'da gece kalınır. Ben kalır mıyım bilmiyorum. Canlı yani canlı yana çağır mıyım? Ama kalınır. Çünkü son artık. Belki de Crown Jewel'dan sonra Brock Lesnar bir süre görünmeyecek Royal Rumble'a kadar. Bilemezsiniz o yüzden Eğer onu izlemek isteyenler Saçlı hali sakallı Face bir Brock Lesnar görüyoruz biz şu an Gözle görür şekilde bu böyle gülümsüyor falan yapıyor Belki de onu Bir süre sonra göremeyeceksiniz O yüzden Şu SmackDown'da sırf Brock Lesnar bakalım neler yapacak Muhtemelen Roman'a falan Yani üstün gelir diye düşünüyorum herhangi bir olayda Yine de Roman'a yani Roman'ı yerin dibine atıp bilmem ne Roman her seferinde kaçmayı başarıyor bir şekilde. Bir şey oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Ben bunu işte merakla bekliyorum. Bu yüzden de ben bu SmackDown'ı izlerim. Çok rahat izlerim yani. Brock Lesnar SmackDown'da. Crown Jewel'a son SmackDown'da neler yapacak? Bu da benden size izlemeniz için SmackDown'ı bir tavsiye edemeyeyim de. Bir şeydir yani. Bir sebeptir. Diyerek aranızdan ayrılayım. Kaçıyorum ben. SmackDown bu şekilde. SmackDown 15 Ekim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan sabah 3'te yayında. Esport'ta var. Diğer yerlerde var. Twitch'te ben kalırsam ben olabilir. Yağız zaten kalır herhalde Aspro TV. Yagaltun hesabından. Oralardan izleyebilirsiniz. Smackdown'ı izlemeniz için mantıklı bazı sebepler bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? İzler misiniz? İzlemez misiniz? Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmak istiyorsanız da yazın. Çünkü ben zaten neredeyse hepsini okuyorum. Görüşmek dileğiyle bay bay